Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekran başında bizi izleyen değerli halkımızı saygıyla selamlıyorum. Kültür Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu konuyu daha önce burada defalarca konuştuk ve ben hemen hemen her konuşmamda Brecht'ten Shakespeare'e, Bergerac'tan Dadaloğlu'na, Cemal Süreyya'ya kadar dünyanın her coğrafyasından, tarihin her sayfasından sanatın, sanatçının iktidara muhalif olduğunu, her zaman iktidarı eleştirdiğini, bir duruşu olduğunu, buna rağmen yüzyıllarca o sanatın yaşadığını, dolayısıyla AKP'nin de artık sanata ve sanatçıya tahammül etmesi gerektiğini defalarca ve defalarca anlattım. Ama özellikle geçtiğimiz yıl, özellikle 2022 yılında AKP yaptıklarıyla Cumhuriyet tarihine yasakçı bir iktidar olarak geçti. Neleri yasakladı? Önce şöyle başlıyor. Efendim bir konser, bir festival ilan ediliyor. Hemen bir avuç IŞİD zihniyetli sosyal medyadan linç kampanyasına başlıyor. Bunun üzerine valilik, kaymakamlık her neyse devreye giriyor ve yasaklar ardı ardına geliyor ve bu yasaklar sizin AKP'nin yaşını geçmiş durumda. Neler yasaklandı? Eskişehir'de Anadolu Festivali, Niyazi Koyuncu Festivali, Munzur Kültür Festivali, Kozlu Müzik Festivali, Kaz Dağı Festivali, yine K-pop grubu olan Miray konseri, ODTÜ Bahar Şenliği, Aynur Doğan konserleri, Zeytinli Rock Festivali saymakla bitmiyor. İranlı sanatçı Muhsin Namcu, Çağdaş Fest, Milyon Fest, Metin Kemal Kahraman, en son biraz önce vekilimiz söyledi, 60. yılını tamamlayacak olan maalesef Altın Portakal Film Festivali gerçekleştirilemedi. Bu da AKP'nin bir yüz karası olarak kültür sanat tarihimize geçti. Başka neler yapıldı? Dünyaca ünlü sanatçılarımız Tarkan'dan Sezen Aksu'ya kadar birçok kişi siyasi görüşlerinden, demeçlerinden dolayı linç edildi. Peki Cumhuriyet'in ilk yüzyılında büyük devrimci Atatürk ne yapmıştı? O zor koşullarda Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmışken Muallim Mektebi açıldı, Ankara Musiki Muallim Mektebi açıldı. Bir yandan geleneksel sanatımız korundu, bir yandan evrensel sanat halka yayılmaya çalışıldı. Halk evleriyle, Türk ocaklarıyla, efendim köy enstitüleriyle sanatı topluma anlatmaya çalıştılar. Çünkü Atatürk şöyle diyordu, 1923'te İzmir'de bir okulun açılışında deftere şöyle yazıyordu. Yani özetle diyor ki, varmak istediğimiz seviyeye varamadıysak, bu kadar uzaksak, bunun sebeplerinden biri sanata ve sanatkarlığa gerekli önemi göstermemiş olmamızdır diyor. O yüzden de sanat için Cumhuriyet tarihi boyunca birçok şey yapılıyor. Değerli milletvekilleri, normalde ben hukukçuyum. Hukuk fakültesinde ilk öğrendiğimiz şey nedir biliyor musunuz? Kanunların genelliği ilkesi. Yani çıkan her kanun herkese eşit bir şekilde uygulanır, kimseye özel kanun çıkmaz. Ama Cumhuriyet'in ilk yıllarında sanatın, sanatçının değeri bilindiği için bu Yüce Meclis çatısı altında ilk defa kişiye özel kanun çıkarılmıştır. Nedir o? Sunakan ve İdil Biret gibi dünyaca ünlü sanatçılarımızın, opera sanatçılarımızın yurt dışında yetiştirilmesi, eğitimi için, devletin desteklemesi için 1948 yılında o zor koşullarda, o ekonomik koşulların sıkıntılı olduğu dönemde sırf dünyada tanınalım diye, bilinelim diye ve dış politika açısından yumuşak güç olarak çok değerli diye bu çocuklarımıza eğitim desteği verilmiştir ve dünyaca ünlü sanatçılar yetiştirilmiştir. Sizler ne yapıyorsunuz? Bir opera sanatçısını, başka sanatçıları sırf siyasi görüşleri nedeniyle sadece ve sadece linç ediyorsunuz. Bakın yine Atatürk'ün bir anısını anlatacağım. O dönemde devlet tiyatrosu kurulmamış ve İstanbul'dan Ankara'ya şehir tiyatrosu sanatçıları geliyor. Temsil veriliyor ve Çankaya Köşkü'ne davet ediliyor bu sanatçılar. Ayrılma vakti geldiğinde dönemin yine Milli Eğitim Bakanlığı da yapmış olan Reşit Galip diyor ki, artık diyor Atatürk'ün elini öperek ayrılabilirsiniz. Atatürk onlara ne diyor biliyor musunuz? Hayır diyor, sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür diyor. İşte Atatürk'ün, o büyük devrimcinin sanata ve sanatçıya bakışı budur. Velhasıl bunlar yapılırken AKP özellikle iktidarı güçlendirdikten sonra demeye başladı ki, ya biz iktidar olduk, her şeyi ele geçirdik ama bir türlü şu kültürel hegemonyamızı tesis edemedik demekle başladılar.
Ondan sonra da dediğim gibi bir takım... Buyurun tamamlayın lütfen. Bir avuç zihniyetle sanata, sanatçıya resmen savaş açtılar. Bunu yıllardır her yerde gösteriyorlar. Gerçi Sayın Bakanımız bütçede komisyonda konuşmasında yine harika çocuklar yasasını ikinci yüzyılda hayata geçireceğiz dedi. Umarım bunu yaparken de hakikaten liyakatli, siyasi görüş ayrımı yapmadan herkese eşit sanatın evrenselliğini, sanatın muhalifliğini kabul ederek ülkemizi sanatta da çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracak uygulamaları yaparlar diye umuyorum. Buradan da Bursa'da gurur duyduğum Uludağ İçeceği'nin desteklediği Bursa Devlet Senfoni Orkestrası'nın Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bestelenen senfoniyi dinledim. Onlara teşekkür ediyorum. Özel sektöründe sanata ve sanatçıya destek verme çağrısını bir kez de buradan yineliyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.